Süper Lig tarihinin harcanan ve kazandırdığı bonservisler arasında en çok kazanç sağlatan oyuncuları listemizin ilk sırasında Fenerbahçe'nin 2017 yılında Rabotnički Skopje takımından 180 bin euro karşılığında transfer ettiği 10 numara oyuncusu Elif Elmas var. Fenerbahçe ile 47 maça çıkan Makedon oyuncu 2019 yılında Napoli'ye 16.20 milyon euroya transfer olarak takımına 16.02 milyon euroluk net kazanç sağlatmıştı. Listemizin ikinci sırasında Fenerbahçe'nin 2021 yılında Çin ekibi Beijing Guoan'dan 3 milyon euro karşılığında transfer ettiği stoper oyuncusu Kim Min-jae var. Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkan Koreli genç yıldız 2022 transfer döneminde Napoli'ye 18.05 milyon euroya transfer olarak takımına 15.05 milyon euroluk net kazanç sağlattı. Listemizin 3. sırasında Fenerbahçe'nin 2019 yılında Çaykur Rizespor'dan 5.6 milyon euro bedelli transfer ettiği Vedat Muriç var. Fenerbahçe ile 37 maça çıkan Kosovalı forvet 2022 yılında Lazio'ya 20 milyon euroya transfer olarak takımına 14.4 milyon euroluk net kazanç sağlattı. Listemizin 4. sırasında Fenerbahçe'nin 1998 yılında Bursaspor'dan 9.5 milyon euro karşılığında aldığı boşnak forvet Elver Bayiç var. Fenerbahçe'de geçirdiği ilk sezonda gösterdiği sansasyonel performansıyla 21 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olan Bayiç, takımının 11.5 milyon euro net kazanç sağlamasına yardımcı oldu. Listemizin 5. sırasında Başakşehir'in 4.8 milyon bedeliyle 2016 yılında Altın Ordu'dan yaptığı genç kanat transferi Cengiz Ünder var. Başakşehir'de geçirdiği ilk sezonda 43 maça çıkan milli oyuncumuz 14.25 milyon euro karşılığında Roma'ya transfer olarak takımına 9.45 milyon euroluk net kazanç sağlattı. Listemizin 6. sırasında ise yine Fenerbahçe tarihinden ekol bir isim olan C.C. Okaça bulunuyor. 1996 yazında Eintracht Frankfurt'tan 3.5 milyon euro bedelli alınan Nijeryalı 10 numara oyuncusu Fenerbahçe forması ile 76 maça çıktı. 1998 yılında 12.4 milyon euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olduğunda ise takımına 8.9 milyon euro kazandırmıştı. Listemizin 7. sırasında Karabükspor'un Güney Afrika ekibi Ubuntu Cape Town'a 300 bin euro vererek aldığı Nijeryalı forvet Emmanuel Emenike var. 2009 yılında kiralandıktan sonra beğenilip alınan oyuncu Karabükspor ile 51 maça çıktı. 2011 yılında 9 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan oyuncu Karabükspor'a net 8.7 milyon euro kazandırdı. Listemizin 8. sırasında Galatasaray'ın şimdilerde ismi Ankara Spor olan Osmanlı Spor'dan 7.5 milyon euroya aldığı Badou Endaye var. 2017 yılında Galatasaray'a katılan Senegalli orta saha oyuncusu yarım sezon sonra Stoke City'ye 16 milyon euro karşılığında transfer oldu ve takımı bu transferden net 8.5 milyon euro kazandı.